Haberin sesinden bir kez daha merhabalar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz programımıza. Konuğumuzla bir aradayız. Eğitimden söz edeceğiz programımızın bu bölümünde. Ve Samsun'da özel bir okulun kurucusu, yönetim kurulu başkanı Sayın İsmail Kılıçarslan stüdyomuzda bizlerle bir arada. Hoş geldiniz hocam. Teşekkür ediyorum. Bizler de teşekkür ediyoruz. Birçok başlığımız var. Sizi tanıyacağız, okulunuzu tanıyacağız ve her şeyden önce aslında elde edilen büyük de bir başarı var. Özellikle onun üzerinde duracağız. Son yıllarda çok sık duyduğumuz robotik kodlama nedir, neden önemlidir ve buna dair aldığınız başarının detaylarını da sizden dinleyeceğiz ama öncelikle sizi tanıyalım isterseniz. İlk kez bir araya geliyoruz. Sizi tanıyarak sohbetimize başlamış olalım. Evet, sizinle ilk kez bir araya geliyoruz ama ben ikinci kez buradayım aslında. Daha öncesinde gene bir programınıza konuk olmuştuk. Ben İsmail Kılıçarslan. Milli Eğitim'de yaklaşık 7 yıl çalıştıktan sonra istifa ederek dershanecilik sektörüne geçmiştik. Akabinde kendi dershanemizi burada daha önceden 11 yıl kadar birey dershanesinin kuruculuğunu da yaptım ben. Akabinde 2015'ten itibaren şu anki bulunduğumuz kampüse geçerek bilgi okulları olarak Samsun'da devam ediyoruz. Samsun'da bir Samsun markasıyız biz bilgi okulları olarak. Franchising olmayan bir kurumuz. Anaokulundan fen lisesine kadar tüm grupları barındıran ve Samsun markası olan tek okuluz diyebilirim. Evet. Geniş bir yelpazede, geniş bir aileyiz. Önceki arka planımız, bilgi birikimimizle böyle bir sürecin içerisine girmiş olduk diye. Evet. Ana sınıfından fen lisesine kadar dedik. Tüm yelpazenin içinde olduğu. Şu anda yaklaşık 700 civarında öğrencimiz var bütün gruplarda. Bu çapta bir okul olarak hizmete devam ediyoruz. Evet, okulu yine birazcık daha ayrıntılı anlatacak olursak, öğretmen kadrosundan, fiziki yapısından, pratik yapma imkanlarına yönelik oluşturulan alanlardan söz edecek olursak neler karşımıza çıkıyor? Şöyle söyleyeyim, bizim okulumuzu biz 2015 yılında hizmete açtık. 2015'ten itibaren sürekli olarak yaklaşık bir 9500 metrekarelik bir kapalı alana sahip bir okuluz. Anaokulundan fen lisesine kadar tüm fiziki ortamı içinde barındıran, spor etkinliklerimizi yaptığımız, beden eğitimi salonlarımızdan tutun, yemekhanemiz, sosyal aktivitelerimizi yaptığımız, laboratuvarlarımız, müzik salonlarımız, bunların hepsi var. Alanımızı gün be gün genişleterek bu yıl işte açık hava spor etkinliklerimizi daha rahat yapabileceğimiz yeni yerler ekledik. Konferans salonlarımız, yani öğrencilerimizin kendilerini eğitsel ve diğer sosyal alanlarda olabildiğince genişletebilecekleri, geliştirebilecekleri alanlarımız mevcut. Yani 9000 metrekarelik kapalı alanı olan çok fazla okul yok diyebilirim. Yani önemli bir fiziki alana sahibiz. Evet, yerinizin tarifini de yapmış olalım. Ulaşım açısından da gayet kolay bir mevkide. Evet, evet. Çevre yolu üzerinde İşkem Köprüsü olarak tarif edilen yerdeyiz. Hem ilk adımın hem Cani'ye hem de Atakum'a hitap edebilen, Atakum'dan da çok yoğun öğrencilerimiz var. Yani çok rahatlıkla diyebilirim ki Atakum'dan da en fazla 15 dakikalık bir süre içerisinde çevre yolu üzerinden ulaşımı rahatlıkla sağlanabiliyor. Öğretmen kadrosundan da söz edelim. Bu şöyle da çok söyleyeyim, önemli. Eğitimdeki en önemli özne aslına bakarsanız öğretmenler. Evet. Yani insan kaynağı dediğimiz şey. İstediğiniz kadar binalar yapın, istediğiniz kadar sosyal ortamı zenginleştirin. Eğer insan kaynağınızla ilgili kaliteyi sağlıklı bir biçimde tutturamazsanız
bu işin hiçbir hükmü yok. Değil mi? Yani hiçbir anlamı yok. Bir sürü makinalarla, teçhizatlarla yönetebilirsiniz, bir sürü şeyler alabilirsiniz. Parasal anlamda yatırımlarınızı yapabilirsiniz. Ama insan kaynağına doğru yatırım yapmıyorsanız, hele hele, tabii bu her işte geçerli. Sizin işinizde de geçerli, bizim işimizde hele çok çok geçerli. Çünkü ürünümüz insan. Değil mi? O insana hizmeti gene insan eliyle veriyorsunuz. Değil mi? Onu şekillendirecek, tabii, hayatı yani hazırlayacak. Biz makina, teçhizatlarla bir süreç yürütmüyoruz. Onlar bu sürece katkı sunan basit argümanlar. Onlara asıl şekil veren insan kalitesi. Biz az evvel söylediğim gibi dershanecilikten gelen bir kurumuz. Dershanecilik döneminde burada çok üst düzeyde binlerce öğrenciye hizmet verdik. Bunun artısı da şüphesiz tabii, şu an söz konusu. Aynen öyle. Yani dershanecilik dönemimizde de bizim ortaokul ve lise binalarımız ayrıydı. Ayrı ayrı hizmetler veriyorduk. Ve bu vermiş olduğumuz hizmetlerde hem lisede hem ortaokul grubunda en az böyle 6'şar 700'er 500-600 civarında öğrencimiz vardı her bir aşamada. Bunu sürekli hale getirebilmenin yolu da az evvel söylediğiniz gibi insan kalitesiydi. Hizmet verdiğimiz insanların kaliteli olmasına, bu bağlamda sürekli gelişebilecek bir mantaliteyle hareket etmelerine çok önem verdik. Evet. Ve bunun da meyvelerini gördük, görmeye de devam edeceğiz diye düşünüyorum. Böyle bir öğretmen kadrosu da söz evet, konusu. Evet, öğretmenlerimizin her biri, çok basitçe söyleyeyim, öğretmenlerimizin her biri yıllarca özel okul ve dershane deneyimi olan öğretmen arkadaşlarımız, ta 2004 yılından beri birlikte çalıştığımız en az 8-9 tane arkadaşımız var bizim. Yani bu kadar eskiden beri devam ede gelen dershane ve özel okul tecrübesiyle süreci harmanlamış, harmanlanmış, idari anlamda devlet tecrübesi almış ve emekliliğini elde ederek şu anda bizde idareci konumunda olan arkadaşlarımız da özellikle devlet tecrübesi olmayan arkadaşlarımıza da yol gösterici oluyorlar. Evet, deneyimli bir kadroda evet, söz konusu. Şimdi başlangıçta belirttik, bir başarı söz konusu. Evet, bugün evet. Esasen özellikle bunun üzerinde duracağız. Artık Endüstri 4.0 dediğimiz robotik kodlamanın, robotların çok önemli olduğu bir dönemdeyiz. Evet. Ve gelecekte daha da önemli olacak hiç şüphesiz. Evet. Siz de buna yönelik çalışmalara başlamış vaziyettesiniz evet, ki bu çalışmalar meyvelerini vermeye de başlamış görüyoruz ki. Evet. 30 ülkeden 400 takımın katıldığı bir yarışmadan söz ediyoruz ve bu yarışmada elde edilen bir başarı var. Öncelikle bu yarışmanın özelliğinden birazcık söz ederek başlayalım bu konuya dilerseniz. Sonrasında sizin elde ettiğiniz bu başarının yine ayrıntılarını dinlemek isteriz. Evet. Bu yarışmanın içeriği şu. Vex IQ diye bir yarışmanın ya da robotik kodlama ile ilgili bir materyal var. Bu Amerikan menşeli bir materyal. Özellikle robotik alanında dünyada en fazla kullanılan, en fazla öğrencilerin eğitimi için kullanılan bir marka bu. Bu markanın dünya üzerinde yarışmaları düzenleniyor. Ayrı ayrı ülkelerde yarışmaları düzenleniyor ve ayrı ayrı ülkelerde yarışmaları düzenlendikten sonra Amerika'da da bunun dünya şampiyonası düzenleniyor. Türkiye'deki yarışmalar bitti. Yarışmalardan sonra biz Amerika'ya gitme hakkı elde ettik. Bu Amerika'da biz de aslına bakarsanız son işte belki 5-6 aydır bu sürecin içerisine dahil olduğumuz için yeni yeni öğrendik. Biraz el yordamıyla öğrendiğimiz bir mesele aslına bakarsanız. 10 yıldır işte Amerika'da dünya şampiyonaları düzenleniyor. İnanılmaz büyük çapta dünya çapındaki büyük firmaların organizasyona olan katkılarıyla düzenlenen bir yarışmaydı. Bu yarışmanın en büyük şeyi diyelim,
sponsorları, hı hı. Amerikan ordusu vardı, Amerikan deniz kuvvetleri vardı, hı hı. Google vardı, Dell vardı. Çok güçlü Toyota, bir yapıdan söz ediyoruz. İnanılmaz bir yapı, inanılmaz güçlü hı hı. Bir destek alarak yapılan, hı hı. Hatta ve hatta Guinness Rekorlar kitabına da en fazla sayıda ülkenin ve takımın katıldığı yarışma olarak hı hı. geçiyor bu yarışma. Burada elde edilen belli bir düzeyde bir başarı var elbette. Hı hı. Bu yarışmanın genel yapısı bu. Robotik kodlama alanında kullanmış olduğumuz materyallerle ilgili Türkiye şampiyonası ve Türkiye şampiyonası sonrasında elde edilen başarıyla Amerika'daki yarışa katılma hakkı elde hı hı. etmiştik biz. İlk aşaması Türkiye'de gerçekleşti. Evet, Türkiye'de gerçekleşti. Dilerseniz ben çok evet. kısaca bu sürecin nasıl evet. olduğunu ifade edeyim. Nasıl bir çalışma Tabii, yapıldı? Biz özel okul olarak kodlama ve robotik alanının çok önemli olduğunun farkındayız hı hı. ve ona göre de davranıyoruz. Ama bu işi yaparken tek başına materyallerle, tek başına böyle hadi bakalım yaptım oldu mantığıyla hareket ederek bu sürecin olmayacağını biliyorduk. Ve bu süreci sağlıklı bir biçimde yönetmenin en önemli yolu, az evvel içeride Onur Bey'le de görüşme yaparken bunu da dile getirdik. Bir kurumun başındaki kişi olarak ne yapacağınızı bilebilirsiniz ama nasıl yapacağınızı bilemeyebilirsiniz. Değil nasıl mi? Yapacağınızı doğru insanlarla bir arada olarak tecrübe etmeniz ve onlarla yol almanız, onlarla birlikte hareket etmeniz çok önemli. Bu noktada gene hali hazırda Milli Eğitim'de çalışan, Milli Eğitim'de çalışmaya devam eden bir arkadaşımızla hı hı. önce tanıştık. İşte Mertkan Seçkin Bey ile önce bir tanışmamız oldu. Onunla uzun görüşmelerimiz oldu. Arkasından gene devlette çalışan Satı Durmuşkaya diye hı hı. bir arkadaşımız vardı. Onu dahil ettik ekibe. Ve arkasından gene bizim de eski bir öğrencimiz olan, gene bir bilgisayar öğretmeni olan Emel Bıyık Hanımefendi ile de hı hı. bir görüşmemiz oldu. Onu da ekibe dahil ettik. Önce ekibi kurduk hı hı. aslına bakarsanız. Bu tabii geçen yılın Mart aylarında falan gerçekleşen bir süreç. Sonra ne yapacağımızı uzun uzadıya tartıştık. 2 ay, 3 ay kadar bununla ilgili araştırmalar yaptık. Bu süreç dünyada ne oluyor, Türkiye'de nasıl gidiyor, neler yapılıyor? Bunlarla ilgili ciddi araştırmalar yaptıktan sonra bu sürecin okulumuzda nasıl yol alacağına dair de yol haritamızı belirledik. Evet. Ondan sonra bununla ilgili artık yatırım yapmaya geldi iş. Yatırımların harekete geçmeye sıra geldi. Bilgisayar laboratuvarımızı kurduk. Bilgisayar laboratuvarımızla birlikte kodlama ve robotik atölyesinin de beraber olması gerekiyordu. Çünkü her biri birbiriyle entegre şekilde. Yani öncelikli olarak çocuklara kodlamayı öğreteceksiniz, mantalitesini öğreteceksiniz işin. Mantalitesini öğretmiş olduğunuz işin akabinde de uygulamaya nasıl dönüştüğünü göstereceksiniz. Aşama aşama. Evet, aşama aşamadır bu ve hepsinin de birbiriyle entegre olması gerekiyor. Hiçbir eksik kalmamalı. Kalmamalı. Dolayısıyla biz okulumuzda bu tarz bir uygulama mantalitesi oluşturduk. Daha sonra da bunu özellikle ders programının dışındaki zaman dilimlerinde ve ders programının içerisinde bilgisayar dersleri ile birlikte ders programlarına entegre ettik. Ders programlarına entegre ederek işte şey zamanlarında, sosyal faaliyet zamanları ve bilgisayar derslerinin olduğu zamanlarda bunu entegre ederek öğretmenlerimizden de işte görevlendirmelerini yaptık. Milli Eğitim'den belli zaman dilimlerinde gelmelerini sağladık. Bizim kendi insan kaynaklarımızla kullanarak ana sınıfındaki, ana okulundaki öğrencilerimizden 7. sınıf öğrencilerine kadar, 8. sınıfları biraz geride tutarak, onlar biliyorsunuz genellikle lise hazırlık sınavları söz konusu olduğu için 7. sınıf öğrencilerine kadar tüm gruplara sistematik bir biçimde bununla ilgili eğitim vermeye başladık. Evet. Biz bir yarışmaya hazırlanmadık aslında. Belki başarı buradan geldi. Bir yarışma için yapmadık bunu. Emin adımlarla ilerlemiş Evet, yani biz dedik ki mantalite olarak biz öğrencilerimize bu alanı açacağız. Bu alanı açacağız dedikten sonra
Bu süreç başladı. Evet. Sonra arkadaşlarımız dediler ki hocam bununla ilgili bir yarışma var. Ne evet. yarışması dedik, hayırdır ne oluyor falan. Çünkü dediğim gibi tekrar söylüyorum, biz bunu bir yarışmaya hazırlık için yapmadık. Öğrencilerimize bu hizmeti vermek için yaptık. Bunu defaatle öğrencilerimiz de biliyor, velilerimiz evet. de biliyor, bütün herkes biliyor. Sonra dediler ki bir yarışma var. Bir demo yarışma düzenlendi önce İstanbul'da bir okulun organizasyonuyla, bir zincir okulunun organizasyonuyla. Oraya da Türkiye'nin çeşitli yerlerinden, çeşitli vesilelerle okul takımları katılmıştı. Biz oraya gittiğimizde bu sürecin nasıl olduğuna dair, genel olarak o yarışmanın nasıl olduğuna dair o intibayı aldık. Sonra döndüğümüzde asıl yarışa hazırlığın nasıl olacağına dair arkadaşlarımızla konuştuk. Onlar yeni bir yol haritası, yeni bir yol haritası belirledik. Dediler ki bu hocam bir de işte şampiyona var. O şampiyonaya bir hazırlık süreci var. Dedik hayırdır ne yarışması bu, ne olacak? Burada da bir Türkiye'deki takımların, okulların belirledikleri takımların yarışmaları olacak. İyi, ne yapmamız gerekiyor? Şunu yapmamız gerekiyor. Peki yapalım. Önlerini açtık. Evet. Biz okul idaresi olarak bu süreçte en önemli mesele bu süreci yöneten arkadaşlarımızın önlerini açmak oldu. Bizim en yöneticiler olarak bizlere düşen en önemli iş, ne yapacağını biliyorsanız o kişileri, ne yapacaklarını bildiklerine eminseniz onların yolunu açmak kaldı bize. Halihazırda zaten onlar çalışmalarını süreci yapıyorlar. Süreci yönettiler. Birlikte koordinasyonu sağladılar ve arkasından o yarışmaya katıldılar. Ha, bir takım ödüller alacaklarını düşünüyordum ama açık konuşmak gerekirse 3 takım olarak katılmıştık. Biri Türkiye birincisi olmuştu, biri Türkiye ikincisi ve bir öbürü de Türkiye yedincisi olmuştu. Ama o 3 takım hep bir takım gibi hareket etmişlerdi. Evet. 9 tane öğrencimiz vardı ve hepsi birbirine destek olarak hareket ettikleri için o bir takım olarak hareket etmeleri neticesinde Amerika'ya katılma ödülünde kazandı takımımızın biri ve diğer öğrencilerimiz de o takıma dahil olarak o tek bir takım olarak Amerika'daki yarışlara katılma fırsatı buldular. Evet. Ve orada bir dokuzunculuk evet, söz konusu oldu. Evet, orada da 400 tane takım dünya üzerinden hepsi bir süreç yaşandı orada. İnternet üzerinden kayıtlar yapıldı. Bir sürü inanılmaz bir seremoni, inanılmaz bir şey vardı. Sistematiklik var. Bir sürü ülke oraya bakıyorsunuz işte listeye. Çin'den, Japonya'dan, İngiltere'den, Malezya'dan, Kamboçya, o kadar fazla ülkeden, o kadar fazla yarışa katılmak isteyenler vardı ki, daha çok tabii Amerika Birleşik Devletleri'nden yarışa katılanlar da vardı. Ama dediğiniz gibi, hatta 30 ülke dediniz ama ben son aldığım bilgilere göre 40'ı aşkın ülkenin katıldığını biliyorum. Sonrasında çocuklarımızla birlikte oraya gitme fırsatı elde edince yarışmaya kayıtlar yapıldı ve yarışmaya çocuklarımızla birlikte katıldılar. Katıldık. 3 tane mentor arkadaşımız, 1 tane idareci, okulu temsilen idareci arkadaşımızla birlikte toplam 13 kişilik bir kafileyle birlikte Amerika'ya gidildi. Louisville şehrinde, Kentucky eyaletine bağlı Louisville şehrinde 2 gün süren bir yarış oldu. 10 tane müsabakaya çıktılar öğrencilerimiz. Bu 10 tane müsabaka yapılırken işte puanlamalar yapıldı falan. İlk 20'ye kalınarak ilk 20'ye kalan takımlar finale kalmış oldular. Evet. Orada da yoğun bir süreç söz konusuydu. İnanılmaz. Yani o yarış yani ben arkadaşlarımızla konuştuğumda dedim ki o yarışma alanı nasıldı? Herhalde dedim bizim Samsun'daki bu TÜYAP kadar vardı falan. Dediler ki en az 10 tane TÜYAP'ın Samsun'daki alanı büyüklüğünde o kadar büyük bir alan vardı. Muhteşem bir ambiyans, muhteşem bir organizasyon. Hatta o organizasyonda çocukların işte seremoniler falan vardı. Bilmiyorum o seremonileri gösterme fırsatımız evet, oldu mu? Evet, ekranımıza da geliyor şu an. Geliyor değil mi? Bizim, evet, yani. Biz şu an izleyemiyoruz buradan ama ekranımıza getiriyor arkadaşlarımız. Evet, yani orada Türkiye'yi temsil etmenin, okulumuzu, Samsun'u ifadesi
Orada çok kullanıldı. İşte Louisville'de Türkiye, Samsun ifadesinin sürekli geçiyor olması çok önemliydi. Bir tanıtım çok olarak önemli. Da aslında tabii, başta başına tabii, tabii, eğitim tabii, yanı sıra. Kesinlikle yani defalarca Samsun ifadesi kullanıldı. Defalarca Türkiye ifadesi kullanıldı ve Türk bayraklarını görüyoruz. Evet, evet. Çok güzel şeyler yapıldı. Çocuklarımız Başlı başına mutluluk verici. Evet, başlı başına güzel bir ambiyans oldu. Dediğim gibi 10 tane müsabakaya çıktı çocuklarımız. Orada finallere kaldılar. Finaller sonrasında da final müsabakalarında da 9.'luğu elde ettiler. Burada tabii bu yarışlarda da böyle normal bir yarış gibi değil. Beraber hareket ediyorsunuz. Her yıl belirlenen temalar var. Bir takım temalarla yani yarışlar yapılıyor. Siz bir takımla yarışmıyorsunuz da yan yana bir takım oluyor sizinle. Ortaklaşa bir iş yapıyorsunuz ve ortak puanlar elde ediyorsunuz. Evet. Yani yanınızdaki partnerinizin performansı da sizin alacağınız puanı etkiliyor. O uyum da çok önemli dolayısıyla. O uyum çok önemli. Onlarla birlikte o süreçleri yaşamaları, çocukların o iletişimleri sağlayabilmeleri. Evet. Bildiğim kadarıyla Çinlilerle ortaklaşa beraber yarışmalar yapıldı. İngilizlerle oldu, Ruslarla oldu. Bir sürü böyle farklı farklı ülkeden çocuklarla yarışmaları. Müthiş de bir kaynaşma. İnanılmaz, inanılmaz. Yani çocuklarımızın tabii edinmiş olduğu yabancı dil bilgilerini orada pratik yapma fırsatı da elde ettiler. Çocuklar için çok yani eşi bulunmaz bir deneyim oldu diyebilirim. Ve ülkemiz için ve Samsun için de çok önemli bir deneyim oldu ve bir yol açıldı diye düşünüyorum. Evet, gurur verici hakikaten. Kesinlikle, kesinlikle. Dediğim gibi yani belki buradaki en önemli öge bir yarış için hazırlanılmadı tek başına. Bir amaç, biz bu sürece başlarken, bu işe yatırım yaparken, bu işle ilgilenirken evet ya böyle bir yarış var, bu yarışa hazırlık için biz bu işin başına bu işin başına geçtik veya bunun için uğraşıyoruz demedik. Evet. Çocuklarımıza emek verelim dedik ve şunu gördük ki emek verildiğinde, uğraş verildiğinde, fırsat verildiğinde çocuklar bambaşka dünyalara yelken açıyorlar aslına bakarsanız. Bunun en net göstergesi. Kesinlikle, kesinlikle. Esasen bu başarı. Tebrik ediyoruz bir çok kez daha. Çok teşekkür ediyoruz. Biz ne de mutlu. Buradan çok emeği geçen özellikle öğretmen arkadaşlarımızı Mert Kan Bey, Satı Hanım ve Emel Hanım'ı tebrik ediyorum. Ailelerini tebrik ediyoruz. Ailelerinin de desteği değil bu mi? Alanda destek de çok, çok önemli. Önemli. Hepsi 5. ve 6. ve 7. sınıfta olan çocuklar bunlar. Ortaokul grubuydu. Bu şeyin organizasyonun 3 ayağı vardı. Bir lise ayağı, ortaokul ayağı, ilkokul ayağı vardı. Biz ortaokul ayağında Türkiye'yi temsil ettik. Ortaokul öğrencileri dolayısıyla. Ortaokul öğrencilerimiz üzerinden. Evet, bu yarışmadan ziyade birazcık robotik kodlamayı da açalım isterseniz. Evet. Ne kadar önemli olduğundan bahsettiniz. Bu konuya eğildiğinizden bahsettiniz. Tabii. Tam olarak nedir bu öğrencilerin yaptığı şey? Biraz ayrıntılarıyla anlatacak olursak neden önemli robotik kodlama? Şimdi az evvel siz başlangıçta söylediğiniz gibi Endüstri 4.0'dan bahsettiniz. Yani Endüstri 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 var biliyorsunuz. Yani işte buharın, buhar gücüyle bir takım çalışmaların yapılması, elektrik gücüyle, bilgisayar gücüyle ve nihayet artık 4.0 dediğimiz otonom çalışan bir takım robotlarla veyahut da bilgi donanımlarıyla bir süreç yönetimi söz konusu artık. Yapay zekadan bahsediliyor. Otonom çalışan, kendi kendine üreten, kendi kendine belli şeylere belki karar veren. İletişime geçen. Evet, iletişime geçen tarzda üretilen robotlardan bahsediliyor biliyorsunuz ki artık. Dolayısıyla bu sürecin çok önemli olduğunu biliyoruz. Hele hele şimdi bu sürecin içerisine girdiğimizde, bu sürecin sadece önemli olduğunu biliyorduk ama işin içerisine girdiğinizde ne kadar engin bir dünya içerisinde olduğunuza ve maalesef ne kadar geride olduğumuzu da görme fırsatı elde ediyorsunuz. Yani en basitinden bu organizasyon Amerika'da 10 yıldır yapılıyor. Evet.
Yani bu bile başlı başına aslında tek başına çok önemli. Geri ve şunu biliyorum, tabii Samsun'da da yeni bir proje başlatıldı. Kodlasam evet. diye bir proje başlatıldı. O proje kapsamında da bir takım çalışmalar yürüyor. Çocukların özellikle kodlama alanında neyi nasıl yapacaklarına dair şeyleri öğretmeniz, işte bir bardağı işte nereden nereye getireceklerine, buna nasıl komut vereceklerine, yani o yapay zeka veyahut da o robotların mantalitesini öğretmeye yönelik çalışmalarını öncelikli olarak yaptırıyorsunuz kodlama kısmında. Evet. Ve bu kodlama kısmında yaptığınız şey aslında sürecin mantalitesini öğretmek. Mantalitesini öğrettikten sonra uygulama kısmına geliyor süreç. Uygulama biraz evet. hayal gücü işin Tabii, içine girmiş oluyor. Mesela buradaki 9 tane öğrencimizin her birinin kendine göre özellikleri vardı. Kimisi kodlama alanında çok başarılıydı. Yani kod yazan, çok üst düzeyde kod yazan ama el becerisi biraz daha az olan çocuklarımız var. Ama el becerisi çok iyi olup da kodlama konusunda azıcık daha geride olan. Evet, yani herkesin kendine göre farklı farklı özellikleri var. Evet. İşte bu ekip çalışmaları, bu organizasyonlarda her çocuğun hangi aşamada kendini gösterebileceklerini de görme fırsatı elde ediyorsunuz. Sadece akademik başarı değil, bazıları ben biliyorum bu öğrencilerin bazıları yani dersler konusunda sıkıntı yaşayan çocuklardı bazıları. Evet. Ve bu tarz faaliyetlerle, bu tarz organizasyonlarla okula bağlandılar. Bambaşka dünyalara yelken açtılar. Dolayısıyla sadece dersler, işte matematik, fen, o kalıplar yıkıldı artık. Kalıplar yıkıldı, çocukların bambaşka dünyalara giriyorlar. Ama bunların her biri aslında çocukların akademik başarılarına çok üst düzeyde etki ediyor. Bambaşka bir hale geliyor çocuklar. İşte dediğim gibi bu kodlama bilgilerini önceden aldıktan sonra onları pratik yapabilecekleri ortamda hazırlandığı için onların uygulamalarını da almış olduğumuz materyallerle yapma şansına sahipler. Kodladıklarını somut olarak hayata geçirebilme fırsatı da elde ediyor çocuklar. Evet, bu gereklilikler sağlandığı vakit tabii, başarı tabii. da haliyle gelmiş kendiliğinden oluyor. Geliyor, kendiliğinden geliyor. Yani hani dediğimiz gibi siz iyi o yapmak adına bir şeyleri uğraş verin, öbürü arkasından Değil gelecektir. Yeter başarı ki emek vermiş olun. Tabii siz sağlam adımlarla yürüyün, ne yaptığınızı bilin, ne yaptığınızın farkında olun, gerisi geliyor. Belki biraz uzuyor gelme süreci ama mutlaka arkasından o geliyor. Evet, çalışmalar devam ediyor. Bu tabii, konu tabii, üzerinde aynı durmayı şekilde, sürdürüyorsunuz. Hatta önümüzdeki yıl biz lise grubuna da, lise grubuna bu yıl ilkokul ve ortaokul grubu grubunda verdiğimiz düzenli şekilde değil de daha çok oradaki öğrencilerimizden istekli olanları almıştık. Özellikle lise 1 gruplarımıza ve lise 2 gruplarımıza önümüzdeki yıl Arduino denilen çalışmaları da lise gruplarımızda faaliyete geçireceğiz. Evet, onları da konuşuruz ayrıca İnşallah. Önümüzdeki süreçte. Başka başlıklarımız da var, yabancı dil eğitimi ki aslında bununla da ilişkilendirebileceğimiz bir konu. Yabancı dil eğitimi şüphesiz. Başlı başına bu yarışma tabii. bir pratik alanı da oluşturmuş tabii, olduğu tabii, esasen. Tabii, peki kesinlikle. Başka nasıl çalışmalar yapılıyor yabancı dil noktasında okulda? Okulumuzda şöyle söyleyeyim, yabancı dile de çok büyük önem veriyoruz. Yani bu dediğim gibi eğitim bir süreç. Yani bu bir alanıydı. Her birinin birbirini destekleyen parametreleri var aslında. Yabancı dilde bir parametre, matematiği, feni, sosyali hepsi bunların birer parametre. Ama tabii ki yabancı dil eğitimi öğrencilerin dünyayla entegre olmaları için onlara açılan önemli kapıların başında geliyor. Yani çocuklar artık İşte ellerindeki cep telefonları veyahut da tabletler, evdeki bilgisayarlarıyla tamamıyla
bir dünya vatandaşı olma aşamasındalar ve dünya ile entegre olmuş durumdalar. Onlar bu dünyaya doğdular, böyle bir dünyaya doğdular. Evet, böyle bir dünyaya doğdular. Yani bambaşka bir süreç yaşıyorlar onlar. Bizim dünyamızdan farklı ama şu bir gerçek ki kadim değerler hiçbir zaman dejenere olmadan devam ettiği sürece bir değer ifade ediyor. Onlar da geçerliliğini yitirmiyor. Onlar hiçbir zaman geçerliliğini yitirmeyecek. Yani öğrencilerin işte belli ta asırlardan beri gelen insanlığın var olduğu günden bugüne kadar devam eden ve insanlık var oldukça da devam edecek olan kadim değerlerden ödün vermeden hareket etmek çok önemli. Bunu da altını çizmek lazım diye düşünüyorum arada. Tabii yabancı dil meselesi okullarda çok önemli. Bizim aslına bakarsanız kanayan yaramız. Yani bütün ülke olarak, ülke olarak yıllarca bu işlere emek vererek bir sürü yabancı dil öğretmenlerimiz var. Devletimiz bu yabancı dil öğretmenlerine dünyalar kadar ödemeler yapıyor. Ama netice itibariyle bunun somut olarak verilerini ölçmüyoruz, ölçemiyoruz. Evet. Yani biz yabancı dilde verilmesi gereken ders saati sayılarını normal milli eğitimin verdiği ama onun dışındaki zaman dilimlerinde de işte diğer sosyal faaliyetlerimizde veya da diğer zamanlarda da yabancı dil öğretiminin nasıl olması gerektiğini, dünyanın bu işi nasıl yaptığını çok yakından takip ediyoruz ve ona göre planlamalarımızı yürütüyoruz. Yani insan kaynağı olarak diyebilirim ki en fazla yatırım yapılan alanların başında da yabancı dil geliyor. Özel okulların genel olarak durumu da bu şekilde. Bizde de aynı şekilde çok fazla ders veriyoruz. O derslerde öğrendiklerini öğrencilerimizin somut olarak ölçebileceğimiz bir takım testler uyguluyoruz. Pratik yapılıyor bolca. Bolca pratikler yapılıyor. Main course dediğimiz öğrencilerin temel bilgilerini, temel becerilerini artırıcı tarzda ciddi çalışmalar yapılıyor. Ve bunun da en önemlisi tabii bu çalışmaların da sonuçlarının nasıl bir şekilde neticelendiğini sürekli olarak kontrol ediyoruz. Öğrenci İngilizce konuşur hale geldi mi? Bunun da en büyük örneklerinden bir tanesi işte bizim öğrencilerimiz oldu. Amerika'ya gittiklerinde tabii bazılarının arkadaşlarından aldığım bilgiye göre bazıları azıcık çekingen davranıyormuş ama özellikle bizim işte kız öğrencimiz de kafilede bir de kız öğrencimiz vardı Berra diye. Biraz daha rahat hareket etmiş. Çok kişiyle hatta birçok sunumu öğrencilerimiz İngilizce olarak kendileri yaptılar. Kendilerini ifade edebilecek halde oldular. Bu da çok önemliydi. Değil çok mi? Güzeldi bizler için. Verilen eğitimin karşılık bulduğunun en net göstergesi. Kesinlikle. Anlattığınız örnek esasen. Bir diğer yandan da anaokulundan itibaren başlıyor süreç dedik. Bu noktada tabii okuma alışkanlığı tam olarak ilkokulda kazandırılan o alışkanlık çok büyük öneme sahip. Bunun için nasıl bir çalışma yapıyorsunuz? Biliyorsunuz okuma alışkanlığı meselesi önemli bir mesele. Bununla ilgili Samsun'umuzda da Samsun için okuma vakti diye bir projemiz de var. Artık zaten böyle de olmalı. Bir alışkanlık ya da bir anlayış oluşacaksa o anlayışı oluşturacak olan kişiler tek başına milli eğitime veyahut da okullara ihale edilmemeli. Yani sürecin içerisinde paydaşlar kimse, o paydaşların hepsi bir mantıkla hareket etmeli. Bizler okulumuzda öğrencilerimize okuma saatleri düzenliyoruz. Okuma saatleri düzenlemenin haricinde özellikle okumanın önemli olduğunu, tek başına okumanın öneminden ziyade okuduğunu, ne şekilde anladıklarını ve anladıkları şeyi sentezleyerek, analizleyerek bir netice lendirerek bir süreç yaşayabileceklerini göstermek adına
hem ilkokul öğretmenlerimiz hem ortaokul öğretmenlerimiz bununla ilgili ciddi çalışmalar yapıyor. Tek başına Türkçe derslerinde değil, diğer dersler de buna yardımcı olarak bir süreç yürütüyoruz. Ama bu işlerde biliyorsunuz ki sınıf öğretmenlerimiz ve özellikle ortaokulda da Türkçe öğretmenlerimizin, lisede de hakeza Türkçe edebiyat öğretmenlerimizin katkısı çok önemli. Onların tavrı, tarzı çok önemli. Hatta bizim lisede şu anda bir projemiz var. Öğrencilerimize kitap okutuluyor. Okutulan klasiklerden bir, Türk klasiklerinden bir kitap okutuluyor. O romanın konusunun geçtiği yere gidecek öğrencilerimizin hepsi. Hı hı. O proje kapsamında o kitaplar okunacak. O kitaplardan sonra bir takım çalışmalar yapılacak ve oranın geçtiği, o olayların geçtiği yere hep birlikte bir gezi de yapacak öğrencilerimiz de. Bu da hoş bir çalışma. Ve ama pekiştirici. Kesinlikle. Bu öğrencilerimizle dediğim gibi kitap okumayı biraz böyle, çünkü çocukları artık biraz böyle rahat bırakırsanız yeğlemeyebiliyorlar. Çok önemsemeyebiliyorlar. Ama bunun yanında inanılmaz kitap okuyan öğrencilerimiz var. Yani biz bunları gördük. Ben şunu düşünüyorum. Gelecek nesille ilgili zaman zaman belli jenerasyonlar derler ki ya yeni nesil şöyle yeni. Hayır, hiç öyle değil. O ortaokul çocuklarımızı, o lise öğrencilerimizi gördükçe, ne kadar kitap okuduklarını gördükçe, bunlarla ilgili anlayışlarının nasıl değiştiğini veya nasıl farklılaştığını gördükçe ben gelecekle ilgili umutlarımın arttığını hissediyorum. Bu da çok büyük. En azından bunlara katkı veriyor olmanın da mutluluğunu yaşıyorum. Ne mutlu. Bir diğer yandan da az önce de belirttik, artık sadece akademik kariyer, daha doğrusu akademik başarı çok şey ifade etmiyor. Onun yanında duygusal zeka dediğimiz bir olay var. Tabii. İletişim becerisi var ki olmazsa olmaz. Kişi ne kadar başarılı olursa olsun o iletişim becerisini geliştiremediği vakit ne yazık ki başarısız olabiliyor. Kesinlikle. Bu noktada da okulunuzda biliyoruz ki yapılan çalışmalar var. Sosyal ortamların oluştuğunu, komitelerin kurulduğunu biliyoruz. Kadın hakları ile ilgili, eğitimle ilgili, insan hakları ile ilgili, çevreyle ilgili, hayvanlarla ilgili. Evet. Bu alana birazcık da işaret edelim isterseniz. Neler yapılıyor? Sanatsal, kültürel faaliyetler açısından da nasıl bir ortam söz konusu? Evet. Şimdi tabii ki az evvel söylediğimiz gibi hele hele yeni nesil özellikle biraz daha böyle öznel alanda kendilerini geliştirme aşamasına girdikçe sosyal faaliyetlerden, birlikte çalışma veyahut da olabildiğince iletişimden kopabiliyor eğer kendi başına bırakırsanız. Dolayısıyla birlikte çalışma alışkanlıklarını kazandırmak için çeşitli forumlar düzenleniyor. Biz öğrencilerimizi, özellikle burada lise öğrencilerimizi ifade edebilirim. Ortaokulda da bunlar aynı şekilde çalışmalar devam ediyor. Ama mesela lise grupları ile ilgili Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde çeşitli forumlar düzenlenmişti. O forumlara biz öğrencilerimizi geçen yıldan beri dönem dönem kattığımız oldu, gönderdiğimiz oldu. Bunun yanında biz bu yıl lise öğrencilerimizin tamamıyla organizasyonuyla gerçekleşen BİLEF diye, Bilgi Eğitim Forumu diye bir forum düzenledik. Tamamıyla kendi öğrencilerimize yönelikti. Dediğiniz gibi işte çeşitli komiteler kurularak insan hakları, kadın hakları, eğitim, hayvan hakları gibi komitelerde çocukların kendilerini ifade ettikleri ve birlikte çalıştıkları, birlikte bir takım sunumlar hazırladıkları çok hoş bir organizasyon oldu. Bizler sadece okul yönetimi ve öğretmenler olarak onların önünü açtık. Tamamıyla her şeyleri kendileri yaptılar. Bununla ilgili çok güzel sunumlar gerçekleştirdiler ve çok güzel bir deneyim elde ettiler. En azından 3 gün süren, 3-4 gün kadar süren bir süreç yaşandı. Ortaokul gruplarında da öğrencilerimizi Future Problem Solving diye, işte İngilizcesi geleceğin problemlerine çözüm yolu üretme alanında İzmir'de bir
çalışma vardı. Oralara gönderdik. Orada da aynı tarzda çok güzel çalışmalar yaptılar çocuklarımız. Dolayısıyla bu öğrencilerimizi birlikte çalışma alışkanlıkları, birbirleriyle olan iletişimlerini çok iyi bir hale getirebilmek adına özellikle bizim kontrolümüzde, okulun kontrolünde, büyüklerin bu süreci yönlendirmeleriyle, onlara yol açmalarıyla çok güzel çalışmalar yapma fırsatı buluyoruz. Onlar da bunları deneyimliyorlar. Evet. Ve dediğimiz gibi kendilerine sürekli yenilikler katan bir hale geliyorlar. Evet, sonlandıracağız. Artık dönemde bitmek üzere. Evet. Yaz dönemi söz konusu ama çalışmalar yazında sürecek. Bu noktada nasıl mesaj verirsiniz? Tabii çocuklarımızın özellikle yaz dönemlerinde olabildiğince eğlenmeleri, dinlenmeleri çok önemli. Kendilerine zaman ayırmaları çok önemli. Ama biliyoruz ki işte çalışan anne babalar çocuklarıyla yaz döneminde belli dönemlerde tabii izinli olmuş olsalar da hepsi her zaman ilgilenemeyebiliyorlar. Bizler okul olarak da çocuklara çocukları özellikle yazın ruhuna uygun bir biçimde eğlendirerek onları böyle akademik başarıyla ya da akademik bir takım çalışmalardan uzak ama sistematik, eğlendirici tarzda robotik ve kodlama bu bağlamda artık bizim üzerimizde çok önemli bir kimlik konumunda hem robotik kodlama alanında hem sportif faaliyetler alanında, hem işte resim, müzik konularında eğlenceli vakit geçirecek bir takım çalışmaları yapıyoruz. Bunlar da okulun bitiminden itibaren başlayarak tarihleri böyle ikişer haftalık periyotlar halinde öğrencilerimize sunacağız. Bu sadece bizim kendi öğrencilerimize açık olmayacak, dışarıdan öğrencilere de açık olacak. Evet. Özellikle edindiğimiz deneyimleri, yaptığımız şeyleri diğer öğrencilerle de paylaşma noktasında önemli bir fırsat olacak diye düşünüyorum yaz dönemin. Evet, çok teşekkür ediyoruz katıldığınız rica için. Rica ederim. Tekrar tebrik ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ve çok devamını diliyoruz bu güzel çalışmaların tabii ediyorum. Ki. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler, sohbetimizi noktaladık.